yaptı arkadaşlar. Değerli halkımız, başlarken eski eş genel başkanımız Murat Bozdak, Faik Candan ve Nagihan Akarsel arkadaşımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Kürt sorunu nedir diyenlere Faik Candan'dır diyoruz. Göğsünde kurşunlarla yaşamını yitiren Murat Bozdak'tır diyoruz. Güney Kürdistan'da kalleşçe katledilen Nagihan'dır diyoruz. Değerli halkımız, sizleri çok iyi biliyoruz. Biraz önce yoldan gelirken de sohbet ettik. Yüzyıllardır ana toprağından buraya göçmüş, Konya Ovası'nda dilini, kültürünü yaşatan ve ona sahip çıkan dünyada başka bir halk yok. Gerçekten siz İç Anadolu Kürtleriyle, Kulu'yla, Cihan Beyliği'yle, Konya'daki hemşerilerimizle, kardeşlerimizle ne kadar gurur duysak o kadar azdır. Çünkü siz yılmadınız, vazgeçmediniz. Siz yüzyıllardır bu topraklarda onlarca halk asimile olmasına rağmen, yok olmasına rağmen, tekleşmesine, Türkleşmesine rağmen kimliğinizi korudunuz. Bizim için yeriniz çok özeldir, çok kıymetlidir. Ne zaman Kulu, Cihanbeyli, Konya akla gelse emin olun ki o yüzyıllardır ana sütü gibi ak, dilini, kültürünü yaşatan onurlu bir halk aklımıza geliyor. Şimdi bu onurlu duruşu, bu yüzyıllardır vazgeçmediğiniz duruşu 24 gün sonra Allah'ın izniyle artık kazanımlara dönüştürme günüdür. 31 Mart'ta inşallah bu duruşunuz Kulu'da, Cihanbeyli'de, Konya'da büyük bir sonuç alarak bugün sürgünde olan, cezaevinde olan, gözleri kulakları bizde olan insanlara büyük bir müjde olarak dönecektir. Emin olun şu anda Avrupa'nın dört bir yanında Kulu'daki bu buluşmamız naklen izleniyor. Oradaki kardeşleriniz, yoldaşlarınız, canlarınız bile sizin iyi bir sonuç almanız için bütün duygularıyla şu anda sizinle birlikte sizin yanındadırlar. Yine bu sistemin Kürt oldukları için, devrimci oldukları için, dillerine, kültürlerine, yaşamlarına sahip çıktıkları için cezaevine attı Selahattinler, Gültenler, Figenler, Leyla Güvenler, Sabahat Tuncerler, Mehmet Bozdağlar sizden güçlü bir cevap bekliyor. Var mısınız 31 Mart'ta sürgündekilerine, cezaevindeki yoldaşlarımıza, Murat Bozdakların anısına, Negehanların anısına, Faik Candanların anısına Kulu'yu demokratik yerel yönetimlerle buluşturmaya var mısınız? Ben de sizlere inanıyorum. Siz vazgeçmeyenler kesinlikle sandıkta hem bu bizi reddeden sisteme karşı, bizi yok sayan sisteme karşı en iyi cevabı vereceksiniz. Şimdi Konya Ovası'nda yaşıyorsunuz. Benden daha iyi biliyorsunuz. Bütün Türkiye'yi besleyecek bir ovaya, bir verimli toprağa sahip olmasına rağmen hem Konya, hem Kulu, hem Cihanbeyli ve diğer ilçe ve beldelerinde yaşayan insanlarımız işsiz, aç ve yoksul bir şekilde yaşıyorlar. Sebebi nedir? Türkiye'de hiçbir zaman görülmemiş bir oranda bir tarım düşmanı iktidar var, çiftçi düşmanı iktidar var.
Emekli ve yoksul düşmanı bir AKP MHP iktidarı var. Konya Ovası boş, Konya Ovası ekilmiyor, Konya Ovası'nı ekmek için insanlar gübre alamıyor, mazot alamıyor. Ülkeyi yönetenler bizim varlık içerisinde yaşadığımızı sanıyorlar. Başlarını saraydan uzatıp Konya Ovası'na baksalar halkımızın ne halde olacağını, ne olduğunu görecekler. Ama onlar başları sarayda, kendileri rahat içerisinde yaşadıkları için Konya'daki çiftçimizin, köylümüzün, hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın nasıl zorluklarla yaşadıklarını, mücadele ettiklerini bilmiyorlar. İşte 31 Mart'ta Konya'daki tarımla uğraşanlar, hayvancılıkla uğraşanlar, çiftçilikle uğraşanlar, emekliler, asgari ücretle geçinmeye çalışıp geçinemeyenler AKP MHP iktidarına bir ders vermelidir. Bir itiraz yükseltmelidir. Oyuyla siz tarım düşmanısınız. Siz çiftçi düşmanısınız. Siz halk düşmanısınız. Siz emekli düşmanısınız demeniz gerekiyor. Eminim diyeceksiniz, değil mi? Emeklilere anlatmaya gerek yok. Büyük müjdeler vereceklerdi emeklilere. Topu topu ikramiye 2000 liraydı, 3000 liraya çıkardılar. Şimdi emekliye 3000 lirayla bayram sofrası kur, kolunu komşunu sofraya davet et, bayramını kutla diyorlar. Ya size soruyorum, gerçekten 3000 lirayla bayram kutlanır mı? Bayram sofrası kurulur mu? Bayramda çocuğa, eşe, dostla iyi geçirecekleri bir ay bayram için gerekli olan harcama yapılır mı? Hayır. Bunlar kendileri sarayda günlük bütün Cihanbeyli kul halkının besleneceği parayı harcıyorlar. Emekliye 1000 lira zam vererek diyorlar ki emeklilerimiz mutlu. Mutlu musunuz? Geçinebiliyor musunuz? İşte bu emekliyi sevmeyen, yoksulu sevmeyen, bu sermaye dostu, bu sermayedar dostu, sistemi, iktidarı inşallah 31 Mart'ta güçlü bir şekilde sarsarak, önümüzdeki seçimlerde de göndererek, Türkiye halklarının, Kürtlerin, emekçilerin, yoksulların, işsizlerin rahat bir nefes almasını hep birlikte sağlayacağız. Değerli halkımız, Kürt sorunu nedir? Kürt sorunu kuludur. Kürt sorunu nedir? Koçhisar'dır. Kürt sorunu nedir? Cihanbeyli'dir. Bakın, hemen yanı başınızda bir Hirfanlı Barajı var. Yıllardır hizmettedir. Hirfanlı Barajı'ndaki enerji Türkiye'nin dört bir yanına dağılıyor. Ama çevre köylerinde elektrik yok. Hirfanlı Barajı'nın yanı başındaki köylere tarım hizmetini görsünler diye su yok. Şimdi bu ayrımcılık değil, nedir? Hirfanlı Barajı'nın etrafında oturanlar eğer Kürt olmasaydı, Konya Ovası'nda, Cihanbeyli'de, Kulu'da oturanlar eğer Kürt olmasaydı başka bir hizmet görürlerdi. İşte ayrımcılığın, ayrıştırıcılığın, ötekileştiriciliğin en iyi hali Hirfanlı Barajı etrafında oturan köylerimizin yaşamış olduğu yoksulluktur. Elektriksizliktir, susuzluktur. Siz onların umurunda değilsiniz. Burada Ağrılı hemşerilerim var. Onlar da biliyorlar. Bir Ağrı'da yaylaları yasaklandı. Köyleri yasaklandı. Hayvancılık yapamadılar. Baskı gördüler. Faili meçhul cinayetler gördüler. Çoluk çocuklarıyla birlikte gelip Konya'ya yerleştiler. Konya'da da inşaat bulamadılar. Şu anda Kulu'nun, Cihanbeyli'nin, Konya'nın dışarıya vermiş olduğu göç Türkiye'deki en fazla göç veren il ve ilçelerden birisidir. Ağrı'dan çık buraya gel, ekmek için, aş için, ama burada aş yok, ekmek yok. Buradan kendini Karadeniz'e, Akdeniz'e, Ege Denizi'ne vur, Meksika sınırına vur, aş bulmak için, iş bulmak için Kanada'ya, Avrupa'ya göç et. Şimdi bu iktidar bununla övünüyor. Gençlerin göç etmesiyle, İnsanların teknelerde, Karadeniz'de, Akdeniz'de, Ege Denizi'nde boğulmasıyla övünen başka bir iktidar var mıdır? Bu bereketli topraklarda gençler aş bulması gerekirken,
iş bulması gerekirken maalesef yerini yurdunu terk etmek zorunda kalıyor. Ve bizim iktidarımız bununla övünüyor. Bizim gençlerimizi sürgün eden, batıda asimile etmesi için yol açan, İç Anadolu'da Kulu'yu, Cihanbeyli'yi kürsüzleştirmeye çalışan bu anlayışa karşı gençlerimiz göç etmesin, yerinde kalsın, yurdunda kalsın, diline, kültürüne sahip çıksınlar diyoruz. Meclisi izliyorsunuz, iki kelime Kürtçe konuşuyoruz diye seslerimiz kısılıyor. Nasıl irademize kayma atıyorlarsa mecliste sesimize de kısmayla cevap veriyorlar. Kürtçe iki kelime konuşuyoruz. Bilinmeyen dil diyorlar. Ya size soruyorum. Biz bu toprakların kadim halkı olan, en kadim halkı olan Kürtler, bin yıllardır konuştuğumuz Kürtçe ana dilimizi mecliste konuşamayacaksak nerede konuşacağız? Mecliste ana dilimizde merhaba diyemiyorsak, selam veremiyorsak bu ülkede demokrasinin, özgürlüklerin olduğundan bahsedebilir miyiz? Hayır, bahsedemeyiz. Ne diyor? İktidar ve ortağı diyor ki DEM Partisi niye meclistedir? Kardeşim, DEM Partisi Kürtlerin oyuyla, emekçilerin oyuyla meclistedir. DEM Partisi sizin oylarınızla o meclise girmedi. Cihanbeylilerin, Ahmetlilerin, Dersimlerin bin yıllardır bu topraklarda yaşayan Kürtlerin helal oylarıyla birlikte meclistedirler ve olmaya devam edecekler. Birisi niye meclisteyiz diyor. Diğeri de dün çıkmış. Diyor ki ben belediyeyi alırsam DEM Partililer kapıdan giremez. Şimdi bu iki yaklaşım da ırkçıdır. Bu iki yaklaşım da Kürt düşmanıdır. Biz bu ırkçı, faşist anlayışı reddediyoruz. Bu anlayış... Faşiste aşık olduğunuz avluda! Faşiste muhalefet iktidar olma iddiasındaki ana muhalefet partisinin kimi aktörleri resmen iktidar politikalarına yancılık yapıyor. İktidarın Kürt'ü reddeden, yok sayan politikalarına resmen rüzgar taşıyorlar. Biz bu ırkçı anlayışı, bu zehirli dili bir kez daha Kulu'dan reddediyoruz, kınıyoruz. Bu ırkçı yaklaşımın Türkiye'ye, demokrasiye, barışa, muhalefete asla bir katkısı olmadığını bir kez daha dile getirmek istiyoruz. Değerli halkımız, şimdi bu ırkçı, ayrıştırıcı dil karşısında bizim Siirt'te, Batman'da, Ahmet'te, Dersim'de belediyelerimiz ne yapıyor? Kapısını herkese açıyor. Siirt'te belediye başkanı iken bizim kapımız Araplara, Türklere, Kürtlere, Alevilere, Sünnilere, o kentte yaşayan bütün halklara açıktı. Bütün bireylere açıktı. Bizim kapılarımız sonuna kadar Türkiye'de yaşayan herkese açıkken, işte bu ırkçıların, bu zehirli dili kullanan Kürt düşmanlarının kapıları kapalıdır. Peki bunlara 31 Mart'ta Kürtler, emekçiler, halklar, inançlar gerekli olan cevabı verecek midir?